İbrahim bin Ethem Hazretleri 1. bölüm Tabiinin meşhur alimlerinden ve evliyanın büyüklerinden. İsmi İbrahim bin Ethem bin Mansur olup künyesi Ebu İshak'tır. Ailesi Arap kabilelerinden Beni İcl veya Temime mensuptur. 96 miladi 714'te Belh şehrinde doğdu anne ve babasının haç sebebiyle Mekke'de bulundukları sırada doğduğu da rivayet edilir. 162. Miladi 779'da Şam'da vefat etmiştir. Bizanslılarla yapılan bir deniz savaşında, ismi belirtilmeyen bir adada vefat ettiği de rivayet edilmektedir. Defnedildiği yer olarak da, Şam bölgesi, Askalan, Bağdat, Bizans'a ait bir ada, Sukin, veya Suferen Kalesi gibi yerler zikredilmektedir. Babası Ethem, Bel şehri padişahıydı. Avlanmayı severdi. Her türlü imkana sahip olup, her istediğini yer, her istediğini giyer, her emri hemen yapılırdı. Bir yola çıktığı zaman, kırk altın kalkanlı asker önünde, kırk altın gürzlü asker arkasından yürürdü. O, bütün bunları terk etmiş, ve Allahü Teala'ya gönül vermiştir. Mübarek sözleri ve kerametleri dilden dile dolaşmış, muhabbeti hep gönüllerde yaşamıştır. Dünya sultanları unutulmuş fakat o unutulmamıştır. Tacını tahtını bırakıp evliyadan olması şöyle olmuştur. Bir gece tahtı üzerinde uyuya kalmıştı. Gece bir gürültüyle uyandı. Tavan sallanıyordu. Kim o? diye seslenince damdaki tanıdık biriyim devemi kaybettim onu arıyorum dedi İbrahim Ethem hey şaşkın ne diye damda arıyorsun damda deve mi olur deyince damdaki zat ey gafil sen Allahü Teala'yı altın taht ve süslü elbiseler içinde arıyorsun damda deve aramak bundan daha mı acayip dedi bu sözlerden sonra kalbi Allahü Teala'nın aşkıyla yandı ve o ana kadar yaptığı bütün günahlara, hata ve kusurlara tövbe etti. İbrahim bin Ethem Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmiştir: Allahü Teala'ya nasıl kavuşulur? diye sordular. Onlara cevap olarak Allahü Teala'yı tanımak isteyen bir kimsenin kalbinden şu üç perde kalkmadıkça ona kavuşamaz. Dedi ve o üç perdeyi şöyle sıraladı. 1- bir, bir, kimse ebedi ihsana karşı dünya ve ahiretin mülkünü ona verseler sevinmemelidir. 2- Dünya ve ahiret mülkü onun olsa ve bunu daha sonra ondan alsalar kaybettim diye üzülmemelidir. 3- Övülmeye ve met olunmaya da aldanmamalıdır. Salihlerin mertebesine ulaşmak için altı kapıdan geçmek gerekir. Bunlar, 1- Dünyalık peşinde koşmayı bırakıp, sıkıntıya alışmak. 2- Kibri terk edip, alçak gönüllü olmak. 3- Zenginlik ihtirasından vazgeçip, Cenab-ı Hakk'ın verdiğine şükretmek. 4- Tembelliği terk edip, çalışmaya devam etmek. 5- Tuğri emeli terk edip, hayırlı amellere sarılmak. 6 çok uykuyu terk edip ekseri vakitlerde uyanık kalmak, vaktini zikir ile geçirmek. Kendisinden bir zat nasihat istediğinde buyurdu ki, altı şeyi kabul edip yaparsan hiçbir işin sana zarar vermez. Dünyada ve ahirette de rahat edersin. O altı şey ise şunlardır. 1. Günah yapacağın zaman Allahü Teala'nın sana verdiği rızkı yeme. 2. Ona asi olmak istersen onun mülkünden çık. Mülkünde olup da ona isyan etmek uygun olur mu? 3. Ona isyan etmek istersen gördüğü yerde günah yapma. Görmediği yerde yap. Onun mülkünde olup verdiği rızkı yiyip gördüğü yerde günah yapmak uygun değildir. 4. Can alıcı melek ruhunu almaya geldiği zaman tövbe edinceye kadar izin iste o meleği kovamazsın. Şimdi kudretin var, güç kuvvetin yerindeyken tövbe et. Tövbe edilecek zaman bu zamandır. Zira ölüm çok ani gelir. 5. Mezarda Münker ve Nekir ismindeki iki melek sual için geldiklerinde onları kov, seni imtihan etmesinler. Soran kimse dedi ki, buna imkan yoktur. İbrahim Ethem buyurdu ki, Öyleyse şimdiden onlara cevap hazırla. 6. Kıyamet günü Allahü Teala günahı olanlar cehenneme gitsin diye emredince ben gitmem de. Soran kimse bu sözümü dinlemezler dedi ve tövbe etti. Ölünceye kadar da tövbesinden vazgeçmedi. Kendisine Allahü Teala ey kullarım benden isteyiniz kabul ederim veririm. Mümin suresi 60 buyuruyor. Halbuki istiyoruz vermiyor. Dediklerinde cevaben Allahü Teala'yı çağırır, ona itaat etmezsiniz. Kur'an-ı Kerim'i okur, gösterdiği yolda gitmezsiniz. cenab Hakk'ın nimetlerinden faydalanır, ona şükretmezsiniz. Cennetin ibadet edenler için olduğunu bilir, hazırlıkta bulunmazsınız. Cehennemi asiler için yarattığını bilir, Ondan sakınmazsınız. Babalarınızın, dedelerinizin ne olduklarını görür, ibret almazsınız. Aybınıza bakmayıp başkalarının ayıplarını araştırırsınız. Böyle olan kimseler üzerlerine taş yağmadığına, yere batmadıklarına ve gökten ateş yağmadığına şükretsinler. Daha ne isterler? Dualarının neticesi yalnız bu olursa yetmez mi? buyurmuştur. İbrahim bin Ethem Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir zaman yolda gidiyordu. Askerlerden biri kendisini görüp, ''Sen kimsin?'' dedi. İbrahim, ''Ben bir kulum.'' diye cevap verdi. Asker, ''Mamure, imar edilmiş yer, şehir neresidir?'' dedi. İbrahim kabristanı gösterdi. Bu duruma sinirlenen asker, ''Sen benimle alay mı ediyorsun?'' diyerek başına kırbaçla birkaç defa vurdu başı yaralandığı, kanadığı halde o karşılık vermedi. Askere hayır doğada bulundu. Şehir halkı kendisinin geldiğini haber alınca şehrin dışına çıktılar. Fakat kendisini bu halde görüp olanları haber alınca askere kendisine hakarette bulunduğun bu zat çok yüksek bir velidir dediler. Bunun üzerine asker pişman olup tövbe etti ve ayaklarına kapanıp özür diledi. Sordu ki ben senin kafanı yardığım zaman sen bana dua ettin. Sebebi neydi? Senin bana yapmış olduğun muamele ve benim karşılık vermeyişim sebebiyle Allahü Teala bana cenneti nasip etti. Senin de cehenneme düşmemen için hayır duada bulundum buyurdu. Bunun üzerine asker, niçin ben bir kulum dediniz diye sordu. Cevabında, Allahü Teala'nın kulu olmayan var mıdır buyurdu. Asker, pek mamur olan yeri sorunca niçin kabristanı gösterdiniz deyince İbrahim bin Etem şehir ölenlerle her gün biraz daha harabe oluyorken mezarlık imar edilmektedir buyurdu. İbrahim bin Etem Hazretleri kalplere şifa olan sohbetlerinde buyurdular ki bir kimse kendisinden nasihat isteyince bağlı olanı aç açık olanı kapa buyurdu. O kimse, bunu anlamadım deyince, kesenin ağzını aç, cömert ol, ağzını kapa, açık olan dilini de tut, konuşma diyerek izah buyurdular. Birisiyle arkadaş oldu. Bu arkadaşlıkları bir müddet devam edip, zaman gelip ayrılmaları icap edince, arkadaşı uzun zaman arkadaşlık ettik. Bir aybımı gördünse söyle, bir daha yapmayayım dedi. İbrahim bin Ethem cevabında, Kardeşim, sen de bir ayıp görmedim. Ben sana daima sevgi gözüyle baktım. Onun için seni hep iyi buldum. Senden gördüklerim hep iyi şeylerdi. Ayıp arıyorsan başkalarına sor, buyurdu. Kalpler Allahü Teala'dan niçin perdelenir dediklerinde çünkü Allahü Teala'nın sevmediğini severler. Bu fani dünyanın sevgisi ahireti unutturur buyurdu. Kendisine sen kimin kulusun dediler. Titredi, yere düştü ve kendinden geçip yerde çırpınmaya başladı. Bir müddet sonra kendine geldi. Kalktı ve bir ayeti kerime okudu. Niçin cevap vermedin dediler. O da "Korktum ki eğer onun kuluyum desem benden kulluk haklarını ister. Değilim desem bunu da diyemem." buyurdu. Zamanın nasıl geçer dediklerinde dört bineğim vardır. Allahü Teala'dan bir nimet gelince şükür bineğine binerim. Taat gelince ihlas bineğine biner, onunla ilerlerim. Bela gelince sabır bineğine biner, yoluma devam ederim. Günah vaki olunca tövbe bineğine biner, istiğfar ederim buyurdular. Adamın biri Peygamber Efendimiz'e geldi ve Ya Resûlallah, bana öyle bir amel söyle ki, onu yaptığım zaman hem Allahü Teala beni sevsin hem de insanlar, dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz buyurdular ki, şayet Allahü Teala'nın haram ettiklerinden sakınır ve onlara dair işlerini kısa ve çabuk tutarsan, Allahü Teala seni sever. Şayet insanların ellerindekine göz dikmez, ondan uzak durursan, insanlar seni sever. Kötü ahlak, bağışlanmayan bir günahtır. Suizan, bir hatadır ki, onu yere çalıp terk etmelisin. Yumuşaklık, bereket getirir. Kim dediğini yapmaya muktedir iken, öfkesini yenerse, Cenab-ı Hak kıyamet günü, onu dilediği huriyi seçmekte serbest bırakır. Kim bilerek bana yalan isnat ederse, cehennemdeki yerine hazırlansın. Buyurdular ki, öbür dünyada, terazide en ağır amel, burada bedene en zor gelenidir. İşittiğime göre, kıyamet günü insan, daha çok utansın diye, tanıdıklarının yanında hesaba çekilir. İlmi, amel için öğreniniz. Çokları bunda yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyüdü, amelleri ise zerre gibi küçüldü. Borcu olan kimse borcunu ödemedikçe yağlı ve sirkeli taham yemek yememelidir. Her zaman şöyle dua ederdi. Ya Rabbi beni günah alçaklığından sana taat ibadet lezzetine bulaştır. İbrahim bin Ethem Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Huzeyfe-i İbrahim bin Ethem Hazretlerine hizmet ederdi. Sebebini sorduklarında, Mekke'ye giderken çok acıkmıştık. Küfe'ye gelince, açlıktan yürüyemez oldum. O, açlıktan kuvvetsiz mi kaldın? deyince, evet dedim. Hokka, kalem, kağıt istedi. Bulup getirdim. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyde, her halde sana güvenilen Rabbim. Her şeyi veren sensin. Sana her an hamd ve şükreder. Seni bir an unutmam. Aç, susuz ve çıplak kaldım. İlk üçü benim vazifemdir. Elbette yaparım. Son üçünü sen söz verdin. Senden bekliyorum. Yazıp bana verdi. Ve dışarı git ve Allahü Teala'dan başka kimseden bir şey umma ve ilk karşılaştığın adama bu kağıdı ver dedi. Dışarı çıktım. İlk olarak deve üstünde biriyle karşılaştım. Kağıdı ona verdim. Okudu, ağlamaya başladı. Bunu kim yazdı dedi. Camide birisi dedim. Bana bir kese altın verdi. İçinde 60 dinar vardı. Bunun kim olduğunu sonradan etraftakilere sordum. Nasranidir. Yani Hristiyandır dediler. İbrahim bin Ethem Hazretlerine bunları anlattım. Keseye elini sürme sahibi şimdi gelir buyurdu. Az zaman sonra Nasrani İbrahim bin Ethem'in huzuruna geldi. Bu yazıyı yazan siz misiniz dedi. Evet. Cevabını alınca çok düşündüm. Böyle bir yazıyı yazanın Allah'a olan tevekkülü ancak hak olan bir dinde olur. Bu parayı verdiğim kimseyi takip ederek huzurunuza geldim. Bana İslamiyeti anlatır mısınız?" diyerek kelime-i şehadeti söyledi ve Müslüman oldu. İbrahim bin Ethem Hazretleri kalplere şifa olan sohbetlerinde buyurdular ki: "Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen Rabbinize yalvararak ve gizlice dua ediniz. Ey kullarım benden isteyiniz." kabul ederim, veririm. Bana ibadet etmekten büyüklenip yüz çevirenler, muhakkak ki küçülmüş kimseler olarak cehenneme gireceklerdir, buyurdu. Dua, ihtiyacın anahtarıdır. İhtiyaç sahibi olanların istirahat mahallidir. Sıkıntı sahiplerinin sığındığı yerdir. Dert ve hacet sahibi olanların nefes aldıkları alandır. Duanın adabı, dua yapılırken kalbin gafletten uzak olmasıdır. Duanın şartı ise, dua yapanın helal yemesidir. Peygamber Efendimiz, şüphesiz ki Allahü Teala sana öyle güzel isimler, esma-i hüsna bildirmiştir ki, bunlarla dua edilirse kabul edilir, bir şey istenirse ihsan edilir buyurdular. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifte güzel isim vermek, iyi bir süt anne bulmak ve güzel bir edep öğretmek çocuğun babası üzerinde hakkıdır buyurmuştur. Edebin asıl manası bütün hayır ve güzel meziyetlerin toplamıdır. Edepli olan bir kimse kendisinde her çeşit hayır ve iyiliklerin toplanmış olduğu kimsedir. Edep ameli güzelleştiren hususlar üzerinde durmaktır. Edeplerden hangisi Allahü Teala'ya daha yakındır diye sorulduğunda Allahü Teala'yı Rab olarak tanımak, ona şükretmek ve sıkıntılara sabretmek diye cevap verdi. Kimlerle arkadaşlık yapayım diye soran bir kişiye hastalandığın zaman ziyaretine gelen ve günah işlediğin vakit senin için tövbe eden kimseler ile diye cevap verdi. Yine bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şüphesiz Allahü Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e ben filan kulumu seviyorum. Onu sen de sev der. Cebrail o kulu sever ve semaya seslenerek Allahü Teala gerçekten filan kulu seviyor. Onu siz de sevin der. O kulu sema ehli de sever. Sonra Allahü Teala o kulun yeryüzünde de hüsnü kabul görmesini sağlar buyuruyor. Muhabbet aşk çok şerefli bir haldir. Allahü Teala'nın kuluna muhabbeti ona hususi surette bir nimet vermeyi irade etmesidir. Allahü Teala'nın bir kuluna nimet vermesi onun rahmetindendir. Allahü Teala'nın kuluna özel bir yakınlık göstermesi, ve güzel haller vermesine muhabbet ismi verilir. İslam alimleri muhabbet aşıkın sevgilisini yanında bulunan ve değeri olan her şeye tercih etmesidir. Muhabbet kalbin Allahü Teala'nın muradı olan şeylere rıza göstermesidir. Buyurmuşlardır. Yahya bin Muaz Hazretleri hardal tanesi kadar az bir muhabbet muhabbetsiz yapılan 70 senelik ibadetten daha çok hoşuma gider buyurdu. Muhabbet bütün tercihlerin sevgili lehinde yapılmasıdır. <laughs>